Piyasa Hattı'ndan herkese merhaba. Yine Dop Dolu bir akışımız var. Bugün ağırlayacağımız şirket Ekosu Elektrik olacak. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş bizlerle olacak. Aynı zamanda Berk Kangal, BGC Partners yatırım uzmanı. Malum tarım dışı istihdamı konuşacağız çünkü merakla bekleniyor veri ve özellikle hafta başından bu yana da piyasa fiyatlamalarında ciddi bir oynaklık yaşandı. Belki Ocak ayı teması da denebilir, yılbaşı sonrasında bir miktar tabii. Özellikle küresel piyasalarda ciddi bir biliyorsunuz iyimserlik oluşmuştu. Faiz indirimlerine kısa sürede geçilecekti ve Mart ayında özellikle swap piyasasındaki fiyatlama ihtimallerin çok yüksek olduğunu burada gösteriyordu bizlere faiz indirimi anlamında ama o ihtimallerin törpülendiğini görüyoruz. Hepsini birazdan aktaracağım. Gelin rakamlara bakalım. Önce içeride Borsa İstanbul tarafı yatay negatif. Özellikle alıştığımız üzere çarşamba günleri biliyorsunuz satış temasının daha yoğun hissedildiği ve cuma kapanışlarında da negatif bir temayla tamamlandığı bir süreç içerisinde izliyorduk. Bugün de piyasa yine negatif tarafa odaklanmış durumda. Ulaştırma endeksinin bir miktar pozitif ayrışması var ama çok da yeterli olmuyor. Bu arada kur korumalı mevduat toplamı geçtiğimiz hafta 25,5 milyar TL'lik düşüşe işaret etti. Zirveyi gördüğümüz 3 trilyon TL'lerden 2,62 TL'ye gerilemiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz haftada benzer bir rakamdan bahsediyorduk. Yeni ilk girişler zaten yaşanmıyor. Kur korumalı mevduatta mevcudun sürdürülmesi şeklinde ama tabii kur korumalı mevduattan çıkış anlamında faiz politikası çok önemli diyorduk. Bu hafta en çok konuştuğumuz unsur da mevduat faizlerinin gerileme gösterdiği bir ana temaydı. Malum hem piyasadaki likidite koşulları ki son depo adımları vesaire bunların etkisi bir miktar hissediliyordu ilk etapta ama ardından yine likiditenin artmış olması piyasadaki faizleri baskıladı. Bir miktar yılbaşı olmasının da etkisi vardır diye söyleyen uzmanlar var ama takip edeceğiz. Dolar TL tarafında neredeyiz bir bakalım 29.84. Niye tabii buna biraz önem verdik? Çünkü dolar endeksi dünyada güçlendi. Ekranda gördüğünüz üzere 102.75. Euro dolar paritesi de 1.10'ları biraz daha yukarı doğru aşmaya çalışırken oradan geri döndü. 1.09.13 şeklinde. Euro TL'de 32.59 an itibariyle. Küresel piyasalarda risk iştahı kaçtı demiştik. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3.70'lerden geri döndü. Yani tahvillerde düşüş devam ediyor. Ekim'den beri haftalık olarak en yüksek düzeltmeden bahsediyoruz. Aslında toparlanan diyelim ya da dirençli bir istihdam piyasası Fed'in Fed'le ilgili çıkarımları bozabilir. Bugün piyasalar tamamıyla bardağın boş tarafına odaklanmış gibi görünüyor. Tamamen satış baskısı Avrupa tarafında. Gelen enflasyon verisi sonrasında da bir miktar beklentiler bozulmuş da olabilir. Şimdi özellikle ABD tarafında bugünkü dediğim gibi tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Beklentilerde 170 binlik bir beklentiden bahsediyoruz aslında ve dolayısıyla da o beklenti aşağı yönlü kırılırsa yani beklentiden kötü bir veri gelirse piyasa bunu iyi algılayabilir. Kötü veri iyi piyasa teması devam edebilir. Bugün baktığımız zaman özellikle tabii en çok bizim haftalık bazda borsalarda kayıplar var. Nasdaq'ta özellikle haftalık bazda %3'lük ve hatta üzerinde değer kaybından bahsediyoruz ama kimler kazandırdı? Mesela Bitcoin %3'lük prim haftalık bazda. Altın çok dirençli olamadı. Orada da %1'lik kayıp var haftalık bazda. Haftalık bazda Brent petrol de kaybettirdi. Burada da 0.65'lik geri çekilme haftalık bazda elbette söylüyorum. Ama halen daha 78 dolarlara yakınsamış bir petrol fiyatlamasından bahsediyoruz. Dediğim gibi ABD 10 yıllık tahvil faizde bir haftada %4'ün üzerinde yükseliş gösterdi. Faizlerdeki bu yükseliş yani tahvil değerlemelerindeki düşüş diyelim. Dolayısıyla da piyasayı baskılayan ana etken. Şimdi dönelim İntegral Yatırım'dan Uğurcan Kaya bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep. Ne dersiniz nasıl bir haftayı tamamlayacağız?
Merhabalar, iyi yayınlar. Endekste %1'lik bir yükseliş görülüyor haftalık bazda. Dün ise önceki günkü yani çarşamba günkü kayıplarının belirli bir kısmını geri aldı. Ve şu anda da yatay yakın yaklaşık 7550 bandında tutunmaya çalışıyor. Tabii önümüzdeki hafta çerçevesinde önemli bir akış var. Bu çerçevede Moody's'in Cuma günü bir değerlendirmesi olacak. Aynı zamanda Sayın Mehmet Şimşek ile Sayın Gaye Erkan'ın bir Amerika seyahati olacak. Hani bundan dolayı önümüzdeki hafta endeks çerçevesinde yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Teknik anlamda baktığımız zaman momentum gayet kuvvetli. Teknik göstergelerin de yavaş yavaş pozitif tarafa döndüğünü görüyoruz. Burada 7900 seviyesi hem çıkmakta zorlandığı bir seviye hem de 100 günlük ortalaması olması sebebiyle önemli olacak. 7800-7900'lere doğru önümüzdeki hafta bir yükseliş denemesi görebiliriz. Risk iştahının pozitif tarafta olmasını bekliyoruz. Olası geri çekilmelerde ise şu an için 7400 seviyesi ana destek seviyemiz. Burada tabii hacimleri de takip ediyoruz. Geçtiğimiz yayınlarda çok defa söyledik. Hacimlerde yukarı yönlü hareketlerde bir yükseliş görmek istiyoruz. Yani özellikle 100 milyar TL bandına doğru bir yükseliş görmek istiyoruz. Buradaki hareketlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerde daha sağlıklı fiyat oluşumları olabilir. 7900 seviyesi için tabii daha somut adımların gelmesi gerekiyor. Olumlu haber akışları geldiği takdirde burada 8000 seviyelerine doğru yükseliş denemeleri görebiliriz. Tabii onun üzerindeki fiyatlamalar içerisinde özellikle TL bazlı yeni zirvelerden bahsedebilmemiz için biraz erken. Orada daha böyle not görünümünden ziyade not arttırımı belki farklı kurumlardan da gelebilecek pozitif sinyaller burada TL bazlı yeni zirveleri test etmemiz sağlayabilir ama şu an için onu söylemek için biraz erken. Özellikle Moody's'den gelecek açıklamalar ve tabii Amerika seyahatinin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki haftanın belirleyicisi olacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan banka kredileri eğilim anketi aslında son dönemdeki özellikle bankaların borçlanma maliyetlerinin düşüşüne dikkat çekiyor. Bir yandan da bireysel krediler tarafında biliyorsunuz maliyetler çok yükseldiği için burada da ciddi bir baskılanma olduğunun detayları var. Ekrana getirelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaların 2023 yılında dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleriyle 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren banka kredileri eğilim anketini yayımladı. Ankete göre 2023 yılının son çeyreğinde bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona erdiği görüldü. Bu dönemde büyük işletmelere verilen kredilerle yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyir zayıflayarak devam ederken, diğer işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma ise son buldu. Ayrıca 2023 yılının dördüncü çeyreğinde konut ve taşıt kredilerinde uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyri belirgin şekilde zayıfladı. Diğer bireysel kredi türüne uygulanan standartlardaysa sıkılaşmanın sona erdiği görüldü. 2024 yılının birinci çeyreği için bankaların beklentisi ise genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı yönünde. İlk çeyrek için konut kredisi standartlarındaki sıkılaşmanın daha da zayıflayacağı, diğer bireysel kredi standartlarının ise bir miktar sıkılaşacağı beklenirken bankalar, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın ise düşük seviyede devam edeceğini öngörüyor. Ankete göre ayrıca 2023 yılının son çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü seyrin devam ettiği, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlendiği görüldü. Bununla birlikte bankalar 2024 yılının ilk çeyreği için yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam edeceğini, bireysel kredilerde tüm alt kalemlerde kredi talebinin ise azalmasını bekliyor. Evet, şimdi kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekos Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi çok var. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii halka arzdan sonra özellikle ilk halka arz aşamasında da sizinle yine konuşmuştuk.
Şimdi tabii çok dinamik bir sektör. Türkiye'de de ihracat anlamında da güçlü olduğumuz da bir sektör aynı zamanda. Bu anlamda dünyada da iyi bir sıralamadayız. Hani zaten yine Çin zannediyorum birinci ama Türkiye'de üçüncü sırada. Dolayısıyla ihracat pazarlarını geliştirmek adına da sizin yeni yatırımlarınız var. Onları da konuşacağız. Bir de tabii iç pazarda talep daralması bekleniyor. Dolayısıyla hani nasıl bir dengelenme göreceğiz? Biraz bunların üzerine bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle tabii 2023 nasıl geçti? Geçtiğimiz seneye göre cirosal olarak bir büyüme var. Reel bir büyüme mi? Nasıl yansıyor size? Tabii ya 2023 yılı bizim içinde, sektör içinde aslında gayet iyi, başarılı geçti diyebiliriz. Biz hani hatta şöyle bir rakamsal örnek verirsek de ilk 9 aylıklarda 2022 oranla dolar bazında ciromuzda 2 katına çıkmış durumda. Hani bu bağlamda iyi bir yıl geçirdik. Tabii şimdi son sene sonu bilançolarını daha henüz açıklamadık. Hani muhasebesel çalışmalar yapılıyor ama hani genel yıl bazında da oldukça iyi gittik diyebiliriz. Yani sektör zaten hani kendini gösteren bir sektör. Yani elektrik altyapı ekipmanlarına oldukça yoğun bir talep var. İşte yani biz şöyle hep tekrarlıyoruz kendimiz ama enerjinin omurgası elektriğe evriliyor aslında. Hep bunu söylüyoruz. Yani işte kullandığınız saatten evinizdeki kombi, elektrikli araçlara kadar hep bir elektrikle çalışmaya başladı. Bu da tabii oldukça yoğun bir elektrik altyapı ekipmanı ihtiyacı doğuruyor. Ya o anlamda biz de hani zaten sırf bu sene değil, önümüzdeki yıl değil, önümüzdeki 10 sene boyunca zaten bu altyapı ekipmanlarının ihtiyacın oldukça hızlı devam etmesini öngörüyoruz. İşte burada bir işte, sektör raporu bu anlamda var mı? Ne kadarlık bir büyüme görüleceği? Hani dijital dönüşüm ve işte yeşil enerji dönüşümü diyoruz. Bu pazardaki büyüme küresel anlamda nerelere gidebilir? Ya burada şöyle mesela Avrupa'dan örnek verecek olursak, Avrupa'da işte bu hem de bu Rusya-Ukrayna krizinin de hani getirisi olarak söyleyeyim. Mesela Avrupa Rusya'dan alacağı işte doğalgazı 2030 yılına kadar hani sıfıra yaklaştırmak istiyor. Tabii buradaki enerjinin de yerine bir şeyi koyması lazım. Bu bağlamda mesela 2030'a kadar Avrupa'nın hedefi 600 bin megawatt sadece rüzgar santrali yatırımı yapmak istiyor. Yani bir bu kadar da işte güneş santrali yatırımı yapmayı hedefliyorlar. Yani burada yaklaşık bir 1 trilyon dolarlık bir yatırım öngörüyorlar ki buradaki yani rakamları da karşılaştırmak gerekirse hani bu 600 bin megawatt dediğimiz Türkiye'nin kurulu gücü şu anda 106 bin megawatt. Yani Türkiye'nin kurulu gücünün yaklaşık 10 katı kadar bir yenilenebilir enerji santrali kurulacak aslında Avrupa'da. Bu da tabii ki hani yoğun bir talebi gerektiriyor. Yani ya şöyle zaten bir zaten şu anda Avrupa yetişemiyor talebe. Dolayısıyla Türkiye'de burada ciddi bir rol oynayacak. Kesinlikle öyle. Yani şu anda Avrupa'daki üreticilerin hani terminleri yani bir buçuk yıla çıkmış durumda. Burada tabii Çin'de önemli bir üretim gücü var. Ama tabii hem uzaklığı hem işte navlun maliyetleri olsun hem de iletişim olsun Türkiye çok önemli bir konuma gelmiş durumda elektromekanik sanayi. Aslında ben de şu anda tabii Elektromekanik Sanayiciler Derneği, EMSAD'ın da biz yönetimdeyiz. Hani onların adına da tabii sektörde konuşacağız. Konuşuyor olayım. Yani bu bağlamda hani Türkiye'nin gerçekten işte şu anda 15 milyar dolar bir ihracatımız var. Hani bunu da hani karşılaştırma söylerken hani işte 5 milyar dolar var ihracatı var savunma sanayinde. Yani o anlamda yüksek ihracatı olan işte kilogram başına işte 6.70'lerde 6.70 dolarlarda birim ihracat birim ihracatımız. O anlamda hani Türkiye'nin ortalaması şu anda 1.40'larda. Yani o yüzden hani katma değerli yani orta yüksek teknoloji dediğimiz segmentte bir üretim ve ihracat gerçekleştiriyoruz. O anlamda Avrupa'dan işte de mesela Fransa yani biz Avrupa'ya ürün vermekte eskiden hani nasıl diyeyim zorlanırdık ama şu anda mesela en son Fransa'dan ve Hollanda'dan kendileri bize ulaştılar elektrik idareleri. Biz böyle bir alıma çıkacağız. Hani buraya katılmak ister misiniz diye söylüyorlar. O anlamda hani sektör olarak da
çok yoğun bir ilgiyle, taleple karşılaşıyoruz. Tabii içeride, çünkü Avrupa'daki üretim yetişmiyor ve dolayısıyla da Türk firmaları da burada ciddi anlamda ön plana çıkacak. Dediğiniz gibi Kızıldeniz'de yaşanan hadise sonrasında da tekrardan, değil mi, jeopolitik unsurların ne kadar önemli olduğu ve işte konum olarak yine Türkiye'nin aslında ne kadar önemli olduğu bir kez daha hatırlanmış oldu. Burada şöyle bir ekleme de hatta yapıyoruz biz kendilerimizle konuşurken, yani Türkiye'de ya şöyle aslında, mesela Avrupa'da hepimiz yaşamışızdır. Ya bir restorana gidersiniz, oturduğunuzda hani bir garsonun gelmesi bile bir zaman geçer. Yani servis yavaştır. Türkiye'de bir yere oturduğunuzda 2-3 kişiye hemen yemek gelir. Tabii ki bu bağlamda hani Türkiye'deki hizmetin kalitesi, tabii, açısından da hani sırf bu yeme içme değil, işte bizim sektörlerimize de yansıyan bir karakter. Tez canlıyız. Çok hızlı cevap veriyoruz belki de değişime veya da isteklere. Bu bağlamda hani işte hani hizmet anlamında da, yani hem kaliteli ürünü işte uygun fiyatlı ve güzel bir hizmetle alınabilecek bir sektör olarak da hani gerçekten önümüz açık. Burada işte stratejik olaraktan da kararların güzel bir alınıp da o yolumuzun da doğru çizilmesiyle beraber çok daha hani ileriye gideceğimizi düşünüyoruz. Şimdi zor bir yıldı aslında 2023. Elbette işte maliyetlerin artış gösterdiği. Fakat bu sizi nasıl etkiliyor merak ediyorum. Yani sizde mesela ham madde maliyetlerin artması marjlarınızı ne kadar etkiledi? Hani geçtiğimiz senelere göre kıyasladığımız zaman bir bozulma var mı? Mesela 2024 beklentisini nerelerde olmayı hedefliyorsunuz? Ya şöyle, maliyetler tabii özellikle işte pandemide, yani ham madde maliyetlerinin artmasıyla beraber ister istemez zorladı. Bütün herkesi, sektörü zorladı. Yani işte bizim ana ham madde kalemlerimiz işte sac, bakır gibi işte emtialar diyeyim. Burada tabii yüksek artışlar yaşandı. Burada hızlı bir şekilde maliyeti hemen müşteriye yansıtamıyorsunuz. Çünkü elinizde siparişler oluyor ama... Belli projeler, sözleşmeler tabii. Öyle oluyor. 2023'e tabii bu belli bir stabiliteye ulaştı. Hatta biraz da düşme eğilimleri de gördüğümüz yerler de oluyor. Bu bağlamda aslında 2024'te maliyet anlamında biraz daha... Tabii ki biz kendi pozisyonumuzu alıyoruz. Yani o anlamda maliyetlerimizi sabitleyecek, öngörecek bir pozisyon, mali yapı oluşturuyoruz kendimize. Dolar bazlı sözleşmeler olduğu için burada zaten büyük bir hani risk unsuru bu anlamda maliyetleme açısından olmadığını düşünüyorum. Ama tabii bu jeopolitik riskler ve ham madde maliyetleri, onlar zaman zaman tabii çok değişkenlik gösterebiliyor. Orası bir miktar tabii yine yönetilmesi gereken bir husus olacak. Tabii yani bu o yüzden hani 2024'te hani biz hani taleple ilgili bir problem görmüyoruz sonuçta. Az önce de bahsettiğim hani gayet yüksek seyir yapacak. Bizim tabii dediğiniz gibi aynı zamanda yani gelirlerimizin de %95'i döviz bazlı. Yani bu hem Türkiye hem de yurt dışına sattığımızda o anlamda bir problem öngörmüyoruz. Tabii hani sizin de bahsettiğiniz az önce hani Türkiye'de bir işte yavaşlama olur mu, nasıl gider dediğiniz noktada, ya biz aslında yani şöyle söylüyoruz, biz ihracat için kurulmuş bir şirketiz. O anlamda, ne kadar şu anda gelirler ihracat, ya bizim, ihracatın payı, yani önümüzdeki dönemde nerelere götürmek hedefiniz? Bizim şu anda ihracat oranımız %25-30 bandında devam ediyor. Bu tabii önceki senelerde %70 bantlarındaydı. Bunu şu an 2024'teki hedefimiz, bunu %50-50 bir orana getirmek istiyoruz. Zaten hali hazırda yurt dışında çok yoğun faaliyet gösteriyoruz. Bizim Cezayir'de kurulu yaklaşık 23 senedir bir şirketimiz var. Avrupa'da kurulu, Ecos Europe isminde Portekiz'de kurulu bir şirketimiz var. Orada hatta bir üretim yerimiz de var. Senegal'de kurulu bir şirketimiz var. Bangladeş'te kurulu bir şirketimiz var. Yani geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Burada işte Afrika, Avrupa ve Asya'daki pazar paylarımızı büyütmenin yanında da 2024'teki hedeflerimizden biri de Güney Amerika pazarı. Orayı önemsiyoruz. Ekiplerimiz oraya gidiyor şu anda. Oraya da yoğun bir mesai harcıyoruz. Oradan da bir pazar payı ve gelir beklentimiz var. Burada ne kadarlık bir cirosal büyüme hedefi var? Yani 2024 için ve gelecek vadede 5 sene sonra Ecos Elektrik nerede olabilir? Nasıl bir hedefleme var? Çünkü saydığınız pazarlar, şimdi hepsinin ayrı dinamikleri var. Bunları tabii tek tek konuşamayız ama sonuçta bir hani geniş bir kıtada, hatta ne diyeyim, riskleri bölerek de aslında
yola çıkmışsınız. Çünkü çok böyle Avrupa pazarına odaklı şirketlerin de zaman zaman riskleri çok artabiliyor. Keza işte bu dönemde de görüyoruz. Yani Avrupa'daki yavaşlama dolayısıyla da çok fazla aslında etkilenen sektörler oldu. Ya burada tabii dediğiniz gibi diversifiye etmek ana hedeflerimizden bir tanesi. Yani sonuçta bütün yumurtaları tek bir sepete koymamak gerekiyor. Önümüzdeki sene için açıkçası önemli bir büyüme öngörüyoruz. Zaten hani fiyat tespit raporumuzda da buradaki rakamları yazdık. O anlamda telaffuz etmekte de bir... İzahname de vardı. Var. Bunun hepsi var. Hani önümüzdeki yıl 70 milyon dolar gibi bir hedef koyduk. Yani dolar bazlı ne kadar bir büyüme ediyor bu? Bu yaklaşık yine %60'larda bir büyüme öngörüyoruz biz. Çünkü gelecek sene dolar bazlı %60 büyüme hedefi var. Tabii. Biz sonuçta yeni yatırımlarımız da var. Biz 2023 yılının başında trafo fabrikamızın yatırımını başlatmıştık. O da şu anda güzel bir şekilde devam ediyor. Makineler gelmeye başladı. Onların ne zaman faaliyete geçer? Mart ayında faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Ama tabii bunun bilançoya yansıması bir sonraki çeyrekte olmasını öngörüyoruz şu aşamada. İkinci çeyrek kabaca, değil mi? Bir yandan da mobilite yatırımlarımız var. Biz 2023 yılında Ecos Mobilite şirketimizden EPDK'dan elektrikli araç şarj istasyonu işletmeci lisansımızı aldık. Ve burada da yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. İlk kurulumlarımızı da gerçekleştirdik. Balıkesir'de ve çevre illerinde güçlü bir ağ kurma hedefiyle yola çıktık. Büyükşehir Belediye'nin iştiraki Balpark'la bir hatta bir ortaklık anlaşması imzaladık ve belediyenin otoparklarında şu anda kurumlarımız da devam ediyor. Burada hatta sevimli de bir ismi oldu. Bal Şarj'la herkese hizmet vermeye başladık, devam ediyoruz. Evet, her alanda diyeyim, elektriğin olduğu her alanda neredeyse. Şimdi ama burada tabii uçtan uça üretim çok önemli. Bu trafo fabrikası tamamlandığında uçtan uça üretim tamamlanmış oluyor zannediyorum, değil mi? Onun biraz detaylarını anlatır mısınız? Çünkü niye bunu soruyorum? Hani Çin mesela şimdi ihracat alanında birinci dediniz. Bizim Çin'le tabii yarışabilmemiz için hani hep ölçek ekonomisi diyoruz, uçtan uca üretim diyoruz. Nerelerde sektör? Yani biraz sektörü de konuşalım. Tabii. Burada şöyle, yani biz Ecos olarak bizim ana faaliyet alanımız... trafo merkezleri, yani orta gerilim ve yüksek gerilim seviyesindeki trafo merkezleri ve anahtarlama ekipmanları. Bu anahtarlama ekipmanlarında da çok öncü hareketler yaptık. Yani buradaki gaz izoleli hücrelerde Türkiye'deki ilk üreticiyiz. Burada tabii bir trafo merkezi hani birkaç komponentten oluşuyor. Burada anahtarlama ekipmanı, trafo tabii ki ana ekipman ve hani bunun alçak gerilim panosuyla dış kılıfı, Türkiye'de işte beton olarak hani yollarda gördüğümüz kısım, bu dağıtım tarafı için. Bu anahtarlama ekipmanlarında işte bu önümüzdeki yıl hani gerçekten büyük bir hani bir kapasite artışı ihtiyacı oluyor. Burada tabii bir trafoyu hani komple sistemi müşterilere verirken trafoyu dışarıdan alıp veriyorduk. Şimdi tabii ister istemez hani pazarın da bizi yönlendirmesiyle bu trafo yatırımını yapmaya karar verdik ve burada hani komple sistemi müşteriye, kendi üretimimiz olan sistemi müşteriye vermemiz bize rekabetçi anlamda da bir avantaj sağlayacağını öngörüyoruz. Onu soracaktım. Yani fiyat rekabet unsurumuz nerede bu anlamda? Hani sektörden bir ayrışma sağlamış olacak mısınız? Ve özellikle hani işte Çin'le kıyaslanıyor. Çünkü sadece hani coğrafi konumumuza güvenerek de iş yapılmıyor elbette. Hani bunu pandemide çünkü yaşadık. İşte Çin devreden çekildi diye firmalar oradan nemalanıyordu. Çok ciddi gelirler elde edenler oldu ama Çin geri döndüğünde de ondan sonra işte kur el vermiyor oldu falan. Evet. Böyle söylemler oldu. Ne dersiniz? Ya burada şunu aslında ortaya koymak lazım. Sektörden bahsettik. Hı hı. Oradan devam etmek isterim. Tabii tabii. Ya bizim aslında sektörel olaraktan yapılması gereken önemli stratejik alanlar öngörüyoruz. Yani burada bunun bir tanesi sizlisli saç. Çünkü trafoların içerisinde ana ham madde kalemlerinden bir tanesi bu silisli saç. Bu bir saç aslında silisyumla nasıl diyeyim harmanlanaraktan bir tarafı iletken bir tarafı yalıtkan bir saç haline getiriyorsunuz ve bunu trafoda kullanıyorsunuz.
Bu tabii bunu yurt dışından biz ithal ediyoruz bu silistli sacı ve Türkiye'deki şu anda üretim kapasitesinde bakarsak gerçekten hani bu ithalat kalemini Türkiye'de üretmek bize yani sektör olarak da büyük bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu tabii şu anda üretim var mı peki Türkiye'de bu anlamda ilk mi oluyor? Bu böyle bir üretim yok. Bu tabii geniş çaplı büyük bir üretim. Bu hem özel sektörün işte devlet eliyle teşvik edilerekten belki de yapılması gereken bir yatırım. Oldukça da yani büyük de bir maliyeti var. Ama sektörün önünü açacak ve dünyada daha iyi bir pozisyona gelmemizi sağlayacak bir alan. Bir ikinci alan da yüksek güç laboratuvarı. Yani şöyle aslında bizim ürettiğimiz ürünleri bir tip test sertifikası alıyorsunuz. Yani nasıl arabalarda işte çarpma testi vesaire yapıp bir sertifika alıyorsunuz. NCAP sertifikası alıyorsunuz. Bizim elektromekanik ürünlerde yine aynı şekilde bir laboratuvara girerek ve gerçekten zorlu testlere maruz kalaraktan sertifikalandırılıyor. Bu hem operatöre işte bir arıza da olsa operatöre zarar vermeyecek sertifikalar bunlar ve bizim de ürettiğimiz bütün ürünler bu sertifikalara sahip. Tabii bütün bu testlerin hepsini Türkiye'de yapamıyoruz. Yani işte yüksek gerilim testlerini Türkiye'de yapabiliyorsunuz ama bu %20'lik belki bir kısmını kapsıyor. Geri kalan %80'lik kısmı için işte yurt dışına teste götürüyoruz ürünleri. Yani bunlar da çok büyük ürünler, büyük ürünler ve maliyet ürünleri. Evet. Bu anlamda hani Türkiye'de ki bu aslında kalkınma planlarına da girmiş bir yatırım. Hani bu yatırımın da bir an önce yapılması belki de hem yani maliyetin de yanında burada oluşacak know-how'ın da bilgi birikiminin de Türkiye'de kalmasını sağlayacak ve bu da sektörün önünü açacak konulardan bir tanesi. Bu arada editörüm Tahsin uyardı az önce. Şu anlamda cirosal büyüme dedik, dolar bazlı gelecek sene deyince şimdi 2024'ün içindeyiz. 2024 için kastettiğinizi ben düşündüm. Doğru mudur diye tekrar onu ben teyit etmek isterim. Değil tabii. 2025. Özür dilerim. 2023 hani bilançosu tabii açıklanmadı. Evet. Oradaki hedeflerimiz farklıydı. Benim az önce verdiğim 70 milyon dolar hani hedefimiz 2024 hasılatı için. Yani aslında bu yıl tabii ama biz tabii bilançoyu geriden takip ettiğimiz için hep gelecek yıl diye tabir ediyoruz. Ben de doğru anlamışım. Evet. Tekrardan teyit etmiş olayım. Çünkü önemli. Yatırımcılar merak ediyor. Yani burada işte halka arzlarda ciddi bir furya vardı. Buraya yatırımcılar geldi ve hani şirketi doğru tanımaları gerekiyor. Neticede biz de o yüzden yapıyoruz bu yayınları. Açıklayıcı oldu. Şimdi bir de merak edilen başka bir konu var malum. Bir temettü politikası, onu soracağım. Bir de tabii enflasyon muhasebesi çok tartışılıyor. Çok bilgi kirliliği de olabiliyor ama hani şirketin en azından patronuna soralım. Yani enflasyon muhasebesi sizi nasıl etkileyecek? Ya tabii yani çalışmalar yapılıyor ancak hani şöyle bir şey öngörüyoruz. Biz hani enflasyon muhasebesinden hani çoğu sanayicinin olacağı gibi hani pozitif yönde etkileneceğimizi öngörüyoruz. Hı hı. Yani sonuçta duran varlıklarımız değerlenecek. Tabii bir sanayici olunca da ya yani bir sanayi işinde olunca da belli duran varlıklarınız var. Bu hem stoğunuz olabilir. Stoğunuz da. Hem de işte makine parkımız olabilir vesaire yani ya da binalarınız olabilir. Hani bunların da değerleneceğinden dolayı pozitif etkileneceğimizi şu an için öngörüyoruz. Hani son rakamlar çıktığında tabii ki bunu da daha başka türlü değerlendiririz. Peki yeni ek kapasite artışı gelecek yıl ya da ne bileyim başka bir üretim üssü anlamında şimdi farklı yerlerde tabii konumlarınız olduğunu, şirketler olduğunu biliyorum ama ana üretim üssü de ben Türkiye diye biliyorum. Böyle bir politika var mı? Tabii. Bizim fabrikamız Balıkesir'de yaklaşık 46 bin metrekare üzerine kuruldu. Hemen tabii Balıkesir'de stratejik olarak da önemli ve iyi bir noktada. İşte yeni yapılan yolla birlikte şu anda organize sanayi bölgesi de yaklaşık iki katına çıkartılıyor. Biz de hemen fabrikamızın yanındaki arsayı 2022 yılında bize tahsis edilmişti. Oradaki işte yatırım çalışmaları da devam ediyor. İşte altyapı çalışmaları şu anda yapılıyor. İşte afriyat olsun, altyapısı olsun. Orada yatırımlarımızı şu anda öngörüyoruz. Burada hem tabii ki ilk başta kapasite artışı olacak. Tabii inşaatın yapılması bir sürede alacağından dolayı ve bizim de şu anda mevcut pazarında
talebine hızlı yanıt verebilmek için. Yine aynı organize sanayi bölgemizde yaklaşık 5000 metrekare bir fabrika kiraladık ve orada da şu anda üretim tesisimiz hazırlanıyor. Bu içerisinde o da faaliyete geçmiş faaliyete olacak. Faaliyete geçecek. Peki evet. Ne kadar bir kapasite artışı olmuş olacak böylelikle? Ya burada tabii hedefimiz mevcut kapasitemizin yaklaşık bir %40-50'sini artıracak şekilde bir şey öngörüyoruz. Getirin. Peki bu arada yabancılar geçen hafta nette 5 milyon dolarlık tahvil almış. Önceki haftada 34 milyon dolar alım vardı. Meblağ'ın bir miktar azaldığını görüyoruz ama alımların devam etmesi önemli. Yabancılar geçtiğimiz haftada da 40 milyon dolarlık hisse aldı. Yani hem tahvile hem hisseye ufak ufak da olsa alımların devam ettiğini, yabancı ilgisi olduğunu hatırlatalım. Bunlar da önemliydi. Son olarak da size ben asgari ücreti sormak istiyorum. Özellikle sizdeki maliyet koşullarını ne kadar etkiliyor? Çünkü katma değerli bir üretim alanı. Sizde elbette maliyet koşullarını etkileyen birçok faktör var ama hani biraz onlardan da bahsedelim son olarak. Yani ücretler, politikası, enerji maliyetleri, bunları nasıl yönetiyorsunuz? Hep ham maddeyi konuştuk, orası eksik kalmasın. Tabii ya burada asgari ücretin artması, yani sonuçta şöyle bakıyoruz. Bir refah artışı olacaksa bundan fazlasıyla memnuniyet duyacağız. Burada tabii hani bunun işte etkileri de önemli. Sonuçta enflasyonun da işte etkilenmesi, tetiklenmesi var. Bizim buradaki hani önemli gördüğümüz nokta işte enflasyonun belli bir kontrol altına alınması. Bunun için de gerekli adımların atıldığını hani görüyoruz. İnşallah bu da önümüzdeki yıllarda devam eder. Tabii ister istemez hani şunu da söylemek lazım. Hani bir insan kaynağı bir şirketin en önemli nasıl diyeyim olmazsa olmazdır kesinlikle. Varlığıdır. O anlamda tabii bizim hani sektör açısından da hani yatırımlar yapıyoruz. Orta yüksek teknolojik ürünler yapıyoruz. Burada bir beyin göçü de tabii yaşandı. Onun da etkisini hem biz hem de maliyet anlamında yaşamışız. Tüm sektör olarak da şey yaptık. Bunu tabii hani tersine beyin göçünü yaratacak hem ürünler yapmak istiyoruz hem işler yapmak istiyoruz. Peki. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. İyi bir 2024 olur umarım. Tekrar görüşeceğiz. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Tarık Akbaş'ı ağırladık. Şimdi Berk Kangal bizlerle, BGC Partners yatırım uzmanı. Berk Kangal hoş geldiniz. Merhaba. Özellikle yabancı alımları devam ediyor ama şimdi burada benim tabii dikkatimi çeken pariteden arındırılmış 505 milyon dolarlık bir DTH tarafına artış olmuş. Önce buraya mı değinelim, ne dersiniz? Zaten tarım işi istihdam bol bol konuşacağız. Ya o taraf normal aslında. Sene sonu bir takım hesapların kapanması ve onlardan dolayı orada bir yukarı gidiş olabilir ama genel olarak bence bir sıkıntılı bir durum yok. Sabit menkul kıymetlere girişler devam ediyor. O da daha devam edecektir diye tahmin ediyorum. İşte senede biraz sene sonu itibariyle yavaşlamış. Bu da normal. Zaten yani bu tarz programların başlangıcı ve devamında ilk önce bono piyasasına girişler olur. Ondan sonra sermaye piyasası araçlarına, işte hisse senetlerine giriş daha beklenti dahilindedir. Şu anda bir şey yok. Bir sürpriz yok yani. Evet. Peki o zaman küresel tarafa geçelim. Çünkü dinamikler malum. Yeni ekonomi politikası, işte yurt dışından gelecek yatırım. Önümüzdeki hafta zaten yatırımcı toplantısı olacak New York'ta ve elbette not görünümü. Bunlara tabii bel bağladık. Bunlar önemli. Hepsini takip ediyor olacağız ama bugün piyasalar veri sonrası dalgalanır mı? Beklenti nedir? Ya benim orada yani 175'in çok üstünde veya altında bir şey olacağını zannetmiyorum. Yaklaşık bir rakam gelecektir ama çok agresif bir rakam gelirse o zaman ayrı. Ama ben zaten her zaman şunu söylüyordum. Yani daha önce konuşmalarımızda da piyasa çok iyimser bir şekilde bu faiz kesme tarafının daha hızlı devam edeceğini düşünüyordu. Şimdi biraz daha realitelerle yüzleşiyor. O yüzden Mart ayını biraz daha öteliyorlar. Ben zaten Mayıs-Haziran'dan önce beklemiyordum. Ve burada da Fed'in 75-100 civarı, Avrupa Merkez Bankası'nda 100-125 civarı keseceğini bekliyordum zaten. Şimdi piyasa oraya gelmeye başladı. Hafif tabii yukarı geldi. Mesela 10 yıllıklar 4'lerin üzerine çıktı ki bu bence normal. Çünkü zaten çok abartılı bir
şey oldu, rally oldu. Yani iki ayda geldiğiniz nokta inanılmazdı. O yüzden onun bir realizasyonu var. Bu biraz daha devam edebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman İEM özelinde, yani gelişen piyasalar özelinde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. O taraftaki şey devam edecektir. Faiz tarafındaki ilgi devam edecektir. Yani tahvil piyasasındaki zaten bu hızlı geri çekilme faizlerde özellikle biraz bu fazla gitmişti aynen, diyorsunuz değil mi? Geçen de aynen, tabii öyle konuşmuştuk. Yani evet, piyasanın bu iyimserliği tabii biraz böyle işte farkına varması da çok uzun sürmedi elbette ama şimdi tabii FOMC tutanaklarının içerisinde de aslında net ibareler vardı. Dolayısıyla swap piyasasında daha da ihtimallerde gerileme olur mu? Orayı nasıl okumak lazım? Bence orada değişik bir şey söylemedi. Yani hı-hı, baştan beri zaten bunları söylüyor. Yani hiçbir değişiklik yok duruşunda. Sadece piyasa bunun okuması sene sonu itibari biraz daha böyle iyimserlik ve onun etkisiyle ekstrem bir şey verdi, tepki verdi. Ve bu beklenenden daha büyük bir, yani son yılların hatta son 10 yılın herhalde en büyük rallisini getirdi. Bu şu anda durdu. Bunun bir realizasyonu var ama bu bir yerde dengelenecektir. Bir miktar daha yukarı gitmesi beklenebilir 10 yıllıkların. Ama genel olarak baktığımız zaman ben 2024 yılında gene faiz tarafında negatif değil, pozitifim. Yani en büyük şey, fırsat hala söylüyorum, 2024'te faiz piyasasında olacak. Tahvil piyasası. Evet, tahvil piyasası. Evet. Şimdi burada özellikle tabii yatırımcılar da anlamaya çalışıyor. Yani nerede durmak gerekiyor diye. Çünkü volatilitenin olduğu dönemlerde ki işte şimdi en iyi ihtimal yılın ikinci yarısı gevşeme olsa bu 6 ayda da bir yavaşlama. İşte bakıyoruz borsalar zaten çok hızlı koşmuştu filan ama S&P 500'de de mesela o işte belli hisseleri çıkarınca çok büyük bir rally olmadığını görüyorduk. Yani 2024'ün ana teması ne olabilir? Ben bunu sormak istiyorum. Yani biraz değerli metaller tarafına mı yönelmek lazım? Tahvilde dediğiniz gibi hani o taraf cazip diyorsunuz halen daha. Önümüzdeki dönemde bu anlamda ne görülebilir hisse senedi açısından, diğer varlık sınıfları açısından? Hisse senedi tarafında genel dünya bazında baktığımız zaman gelişen piyasalarda özellikle Amerika özelinde bir miktar geri çekilme olabilir. Ama bu geri çekilme genel olarak baktığımız zaman bir fırsat yaratacak. Çünkü özellikle Amerika'daki bu seçimlerin yaklaşıyor olması yani tarihsel olarak baktığımızda bu hisse senedi piyasalarına hep bir rally havası yaratmıştır. O yüzden bunun bir geri çekilme olursa fırsat olacağını düşünüyorum. Faiz tarafında yani tahvil tarafında dediğim gibi bence büyük fırsat var. Burada bir geri çekilme gene alım fırsatı olacaktır. Bir tek burada bakmamız gereken şey ben dünya ticaretinin ne kadar bu emtia piyasasına destek verebileceğinden çok emin değilim. Onu gözlemlememiz lazım. Özellikle Çin tarafında işte demir cevheridir falan, onları gözlemlememiz lazım. Ama oradaki teşvikler de çok ciddi boyutlara gelmiş vaziyette. Ve özellikle geçen haftaki demir cevherindeki rally'yi gördüğümüz zaman orada da bir iyimserlik havası var. Ya ben genel olarak kötü bir sene olacağını düşünmüyorum açıkçası 2024'ün ya. Hı hı. Yani. Evet. Burada peki Türkiye ayrışmasını tekrar konuşalım mı? Yani burada işte tabii, iyimserlik olduğunu ifade ediyoruz ama mesela kur tarafında ya da işte mevduat faizleri burada DTH tarafında çözülme olmuş. Onu son gelen rakamda gördük. Düzeltildi. Dolayısıyla nasıl algılamak lazım yatırımcı nezdinde? Yani TL varlıkların dönemi diye çok konuşuluyor. Portföyler için TL'nin zamanıdır deniyor. Yönetim tarafından, çeşitli burada ağırladığımız yine yorumcular tarafından ama nasıl bir risk olabilir? Malum seçim var. Seçim var evet ama yani ben genel olarak Türkiye'deki bu politika devamlı sürdüğü sürece hı hı, Türk lirası varlıkların daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Sonuçta baktığınız zaman özellikle Türkiye'de yaşayan insanlar için faizin belli bir miktarda getirisi olduğu noktada insanlar gider faizi seçer.
Bu bir tarihsel bir şeydir. Ve şu anda bu baktığınız zaman 50'lere gelmiş olan mevduat faizleri oldukça cazip. Öbür tarafta dövize özellikle baktığınız zaman evet. Oradaki artış genelde enflasyon ve enflasyonun bir altında devam ediyor. Peki. Bunun devamlı olacağını düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden TL varlıkları bence biraz daha ön plana çıkacaktır. Berk Kangal, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Piyasa hattını noktalıyoruz. Hoşçakalın.